Sayın Kaymakamım, Sayın Konya Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü organizasyonunda bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. İvriz yolu üzerinde gerçekleştirilen toplantıya Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Konya Gelir İdaresi Başkanı Musa Kazım Ünver, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Ticaret Odası Başkanı Enver Bozkurt, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve mali müşavirlerle muhasebeciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Ereğli Serbest Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Erkoca yaptı. Başvurular en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmekte. İlk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermektedir. Ticaret Odası Başkanı Enver Bozkurt ise daha önceki bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin aflar çıkarıldığını belirttiği konuşmasında bu affın hükümet tarafından verilen en büyük af olduğuna ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine değindi. İkincisi vergi dairesiyle vergi dairesi başta vergi müdürümüz, müdür mavinlerimiz, şeflerimiz ve personelimizle mükelleflerimiz çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyor. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunla piyasanın daha da hareketleneceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise şunları kaydetti. Bazen mali müdürümüzü çağırıyorum, niye bu ay az para geldi dediğimiz zaman işte bu ayki toplanan vergi bu kadar diyorlar. O açıdan vergi ne kadar çok toplanırsa, yani biraz bencillik gibi düşünmeyin ama hizmet eden bir kurum olarak bizler için de iyi oluyor. Ama bu noktada Ereğli'mizin güzel bir performansının olduğunu görüyoruz. Hem bir Ereğli olarak hem bir şehrin belediye başkanı olarak bu anlamda da tüm hemşerilerimizle ve bu işe vesile olan siz değerli mali müşavirleri ve sektörle ilgili herkese de teşekkür ediyorum. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaransa toplantının amacına ulaşacağından şüphelerinin olmadığını belirtti. Dolayısıyla da çeşitli sebeplerden dolayı devlet olan borcunu ödeyemeyen insanlarımız için güzel bir fırsat ortaya çıkmış oldu. Konuşmaların ardından toplantıda vergi affı olarak adlandırılan konunun detayları hakkında bilgiler verildi. Kanunla öncelikle vatandaşın borç yükünün azaltılmasının hedeflendiği açıklandı. Kanunun ana hedefi arasında vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, incelemelerde tespit edilen vergilerin davasız tahsili, matrah ve vergi artırımının yapılması, kasa düzeltme hakkının verilmesi, yurt içi ve yurt dışında bazı varlıkların kayda alınması olarak nitelendirildi.